Efendim, bugün sizlere Epic Games'te bununla ilgili sanırım şöyle jeton filan oyun içi harcanabilir bir şeyler vereceğini gördüğüm, bedava oyun veriyor ya Epic Games her hafta. Bununla ilgili bir şey verecekmiş gelecek hafta. Bunu gördüm ve dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmesi üzerine şöyle bir araştırayım. Bu ne işmiş dedim. Arcade falan filan yazıyor. Ne güzel. Ücretsiz bir şey. Oyun gibi bir şey. Hani Kore vardı ya, Jora diye bir oyun vardı ya, Epic Games. Ona benzer galiba. Gelecek hafta bunun içinde harcayabileceğimiz bir zımbırtılar verecek anladığım kadarıyla. Bütün bu oyunlar eklenmiş galiba bunun içine ve oyunların haklarını almışlar eski retro tarzı arcade oyunlara ve gördüğünüz gibi şeyle Gamepad'da gayet güzel kontrol sağlayabiliyorum. Herhalde anladığım kadarıyla ilk bakışta anladığım şey bütün bu oyunların haklarını almışlar buraya koymaya haklarını ve jeton oynatacaklar galiba bize ve şey olacak, online olacak galiba. Steam'de de vardı, biraz baktım araştırdım. Steam'de çok yakında diyor. Epic Games'te şu an var gördüğünüz gibi karşımda. Hatta gelecek haftada bunun içinde kullanmaya yönelik bir şeyler hediye edecek galiba. Neyse bakalım. Ayarlar ne var abicim? Ayarlarına bakayım. Müzikle falan alakalı bir ayar var mı acaba? Yok gibi. Neyse. 500 sepet, alışveriş sepeti zımbırtısı var. Pembe renkte. Bir tane de sarı renkte bir şey var. Şu an bizim hesabımızda. Peki. Şimdi. Ne bunlar? Mesela Mortal Kombat 1 var. Pac-Man. Mortal Kombat 1. Challenge. Trendler filan demiş. Yeni oyunlar demiş. Bunlar bilindik oyunlar. Hani yeni oyunlar değil bunlar. İlginç. Allah. Enteresan enteresan bir sürü arcade tarzı oyun var. Neyse birine girelim abi. Neye girsek? Neye girsek? Aa şöyle durunca ha oyunun bilgileri çıkıyor. Earthworm Jim diye bir oyunmuş bu. Ha. Tamam, puanı falan da yazıyor. Ya 82 mi? 82 yılında mı çıkmış? İlginç. Oyun öyle miydi ya? Operation Thunderbolt. Tamam. Mesela Persona'ya bir gidelim. Neymiş abicim? Gel baba. Challenge Pack. Try or Exclusive Challenge. Tamam abi ne? Girdim oyuna şu an. Gir abicim. Solo 20. Duel 10. Ha. Tek başına oynayacaksan 20 şu pembe zımbırtıdan istiyor. Al abi. Tamam. Okey canım. Ha. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Anladığım mantık. Yalnız hiç konuşmadım oynarken oranın müziğini keseceğim birazdan. Çünkü 40 yıllık, 50 yıllık oyunlarda bile böyle özellikle Japon firmalar, Nintendo bunların başlarında geliyor. Abidik gubidik seslere şey atıyorlar. Neyse. Uyarı atıyorlar diyelim. O yüzden oranın müziğini keserim şimdi.
Oynarken susarım arkadaşlar. Oraların sesini keseceğiz mecburen. Arka plana belki kendi söylediğim bir şarkıyı falan koyarım oralara editlerken şimdi. Tamam, okey. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Online atarız salonu. Online atarız salonu. Şu pembe zamazingo şeyimiz. Jetonumuz anladığım kadarıyla. Şimdi iki kişi oynamaya galiba 10 istiyor galiba. Ya da 20 miydi? Demin tam göremedim. Neyse. Online atari salonu kurmuş adamlar arkadaşlar. İşte oynuyorsun. Şey. Neye girsem ya? Metasura gireyim bir de. Şu üstteki Zamazingo senin jetonun. Yani oyun senin değil. Uygulamayı indiriyorsun. Epic Games'e beleş şu anda. Zaten paralı olacak değil ya bu zaten. Oyun içi tam şey yani. Atelson'a gittin. Atelson'a girmek serbesttir. Gençler bilmez diyeceğim de. Gerçi şu anda Atelson'lar var mı? Alışveriş merkezlerinde falan var. Atelsolonumsu yerler. Bowling, bilmem ne. Atelson'daki oyunlara benzer oyunlar ama bazılarının da hiç alakası yok. Abuk sabuk şeyler de var. Bir de sinema koyuyorlar. Üç boyutlu gözlüklü bilmem ne falan. Yani ne kadar teknolojik zamazingo varsa hepsini bir yere toplamışlar falan. Bizim kastettiğimiz tarzda atari salonları değil. Ama şu an bu tamamen şey sanki. Atari salonu tarzında yapmışlar. Atari salonuna girmek serbesttir, ücretsizdir ama jeton alırsın yani. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin. Bir hak mı sadece? Ha, canavar gibi, hayvan gibi müziği açıktı yalnız kulağımı zinletti. Dediğim gibi oradaki müzikleri keseceğim arkadaşlar. Ama şey yapmışlar ya Atelson'da tek hak değildi ki anlamadım o duel dediğimi seçsem acaba iki kişi değil o iki hak falan mı veriyor acaba? İlginç. Enteresan bir şeymiş arkadaşlar. Epic Games'te burada harcamak için şu yukarıdaki zımbırtılardan verecekmiş gelecek hafta. Peki, okey. Enteresan bir şey. Bir de Mortal Kombat'ı deneyelim. Ama şey tadı vermiyor be abi. Yani kenarlarını siyah bırakmışlar. Her oyuna özel bir kenarlık yapıp da koysalar. Niye tek hak filan? Biraz uyduruk geldi sanki. Bu oyunlar tek hak değildi. 2-3 canlıydı normalde onlar. 2 ile başlarsın. Bir canın giderse 1 kalır. Bir canın giderse 1 de gider 0 kalır ve 0 oynarsın. Sıfırın bir rakam olduğunu, bir değer olduğunu bu oyunlarda gördük. Biz aslında 0 demek yok demek. Bir manası yok aslında ama cepteki hakları yazıyor. 2 hakkım var diyor. 2 tane cepte ölüyorsun. Bir tane cepte hakkım var diyor. Ölüyorsun bak cepte hak kalmadı ona göre. Ölürsen bitti oyun. O manada 3 hak ediyor toplamda. Şimdi play 30. O her biri 10 şey değil. Şu pembe zamazingo'dan değil. Peki abi. Ama yani böyle olmaz. Bunların haklarını böyle alıp da jetonla oynamak için koymak yerine bunlar haklarını toplayıp işte 500 liraya falan böyle 40-50 dolara falan komple satmalar lazım bence oyuncuya. Ah lan ah. Bir torba patates 10 lira. Açtım cüzdanımda
Kocaman yanar. Ah ulan ah. Seni düşünmekten saçlarım ağardı Kezban. Git şuradan saçların bir güzel tarar. Seninle kavuşamadık Kezban. Gidelim buradan Mekke'ye yayar. Ah ulan ah. Sinir ettin beni. Ah baktım kara. Ah ulan ah. Gel beri ya, gel beri. Ondan öptüm berberi. Gel beri ya, gel beri. Ondan öptüm berberi. Çabuk tıraş et beni. Yoksa çimdik derem seni. O berberi yakalarsan ben de tıraş olacağım. Seninle kavuşamadık Kezban. Ah ulan ah, seni düşünmekten saçlarım ağardı Kezban. Ah ulan ah, ya deller, ya deller, zalim ya deller. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Evet, oraların müziklerini keseceğim arkadaşlar. Arada oyundan çıkmak için menü ararken start'a bastım. Start'a bastığımda jeton atma sesi çıktı ve galiba jeton mu attı anlamadım, bilmiyorum. Neyse. Yani bu 30 istiyor. Oyuna oyuna değişmek üzere jeton atma mantığıyla çalışıyor. Yalnız demin ki Metal Solid kasıyordu biraz. Az önceki Mortal Kombat 1 hem kasıyor, ağır çalışıyor sanki. Hem de düşük FPS gibi çalışıyordu. Hem de grafikleri çok aşırı tırttı. Öyle sanıyorum ki gidip çok böyle yok NES'teki, yok SNES'teki, yok Atari'deki, Atari 2600'deki versiyonlarına para verip bulup almışlar gibi geliyor. Çünkü bunları burada tutmak için bunlara birer bedel ödemişlerdir muhakkak. Atari salonundaki şeyler konsol değildi bu oyunlar mesela. Mortal Kombat Atari salonundaki versiyonu bir şey değil. 92'de çıkmış mesela bu. Bunların bir de Atari salonlarına verilen kart şeklinde oyunun firması satıyor galiba yalnızca. Oyunun firması getirip bir anakart üstünde bir sürü işlemci var. Onların her biri bir 3-5 mehaze falan galiba. Toplanınca 30-40 mehaze bir işlemci oluyor ama
havzası da var aynı zamanda o şekilde. Bir anakartın üstüne bir sürü işlemci çipi ve hafıza çipi olduğunu farz edin. Tabii ki doğal olarak ısınmıyor. Onlar 7/24 çalışsa bana mısın demiyor o cihaza. Şey mantığı işte serverlara falan kurulan o iki işlemci, o işlemcilere tahsis edilen kullansınlar, o işlemcilere kullansın diye birer sıra, ikişer sıra RAM şeyi 12 saat bir işlemci, bir anakarttaki 12 saat bir işlemci. Biri 12 saat uyuyor, dinleniyor, diğerini çalıştırıyor falan sistem. O mantıkla üretiliyordu bu zımbırtılar, bu oyunlar. Yani Mortal Kombat'ı yapan firma Nintendo'ya veriyor, Sega'ya veriyor. Bilmem işte ne vardı o zamanlar oyun konsolu. Sega vardı, Nintendo vardı. Başka ne vardı ya bunların çıktığı zamanda? Atari vardı da Atari'ye herhalde vermemişlerdi Mortal Kombat'ta. İşte Atari'ye, Nintendo'ya bilmem neye falan veriyor konsollara. Bir de kendi namına benim anladığım kadarıyla bu işleri orada ne dümen dönüyor? O Atari salonlarına takılan o anakartlar ne ayak? Tam bilen arkadaşlar bilgilendirirlerse sevinirim eğer benim bir yanlışım varsa söylediklerimde. Bir de kendi namına firma onu anakart olarak komple çıkarıp satıyor. Bugün olmayan bir şey. Yani düşünsenize mesela bir oyun çıkıyor, Mortal Kombat 12 çıktı farz edin. Gelecek yıl falan. Adam diyor ki işte anakart gibisinden bir tane oyun kendisi kardeşim. HDMI çıkışı var. İşte şu zımbırtılardan kollardan bağlama için USB girişi var. HDMI girişi var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Ve işte zımbırtıyı açıyorsun. Sana bir ön ayar sunuyor. Bir BIOS gibi bir şey. Ekranı ayarla. Kontrolcüyü ayarla falan filan. Test et istersen. Sesini, mesini, zartını, zurtunu ayarla. Ondan sonra çalıştı diyorsun. Oyun akşama kadar arka planda dönüp duruyor ve o anakartların üstündeki işlemciler falan dönemin ilerisindeydi. Yani sana sattıkları bilgisayarda işlemci var, ısınıyor. Konsollar yine öyle ısınıyor. Sırf oyunu çalıştırmak için falan uğraşılıp yapılmamış. Ama o Atari salonundaki anakartlar ısınma diye bir mevzu olsa zaten adam geliyor, komple şalteri kaldırıyor Atari salonunda. Bütün alay o cihazların hepsi açılıyor. Akşam 12'ye kadar falan o makineler hep açık. Hiçbir zaman da ısındı, oyun yavaş çalışıyor falan biz görüp durmadık, duymadık. Ekstra bir havalandırma, soğutma da yapmıyorlardı. Hatta tahtadan o makinenin içinde duruyor cihaz. Ha, bunu niye anlattım size? Şu sebepten anlattım. O makineler zamanın ötesindeydi. Yani şu oyunu Sega Mega Drive sanırım Avrupa'daki, Amerika kıtasında, Avrupa'da ne satış ismi de Genesis konsolu. Na verilmişti bu Mortal Kombat 1. SNES ya da NES'te vardı galiba Nintendo'nun. İşte Atari'lerin 5000 küsürlü, 7000 küsürlü model numarası olan yeni nesil Atari oyun makineleri, konsolları da varmış da biz görmedik ama belki onlara da verilmiştir. Onların içinde en baba görüntüyü o Atari salonlarına çıkanlar veriyor ve çok bayağı kral onun görüntüsü, hızı filan çalışması. Müzikleri de hatta öyleydi. Ama burada gördüğüm kadarıyla hani çok tırt versiyonlarını bulmuşlar. Ya görüntü iyi değil pek. Baştan savma bir iş çıkartmışlar sanki ve şey yani iyi çalışan grafiği iyi versiyonlarını bulmamışlar galiba. Çünkü Mortal Kombat 1'in SNES ya da NES'ti galiba Nintendo'da çöp ötesi, berbat ötesi bir versiyonu da var. En kral görüntüye, en kral çalışmaya da şey sahip. O Atari salonundaki makineler için üretilmiş versiyonu sahip. Yine o Atari salonlarında çalışmaya yönelik üretilmiş mesela Mortal Kombat 4 vardı. O Atari salonları için üretilen son dönemlerinde Atari salonlarının. Tekken Tak 2 ya da Tak vardı. Tekken Tak vardı. Mesela kral böyle görüntüleri olan. Şimdi Japonya'da falan belki vardır hala o şekilde arcade makineler için üretilen oyunlar ama hani onları bugün bile bulsanız bir yerlerden bir taksanız görüntüleri baya baya yeni nesil oyunlara taş çıkar. Onların grafikleri falan daha iyiydi. Neyse. Burada gördüğüm şey onlardan değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum size yarım saattir. Burada görülen şeyler onlar değil. Burada görülen şey ne olduğunu ben anlamadım yani. Keşke yazsalarmış buraya. Multiplayer varmış mesela Mortal Kombat 1'in. Ama var mıydı? Yazıyor mu? Gireceğin zaman. Test your might mı? Challenges. Anlamadım. Düz oyunu mu veriyor? Challenges.
tuhaf. Test yol maneti bir deneyim. Bildiğimiz şey kırma değil mi? Kereste kırma. Duel ne? Duel herhalde iki kişidir herhalde. Neyse. Duel şey değil mi ya? Duello. Bu ne? Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Yazık senin kafana da yazık senin kafana. Tuhaf. Test your mind yazıyordu değil mi? Değil mi? Bir şey anlamadım. Acaba bunu döversem, geçersem mi çıkacaktı? Neyse. Enteresan bir şey. Online bir atari sorunu yapmışlar. Hani o bahsettiğim, yarım saattir anlattığım o atari sorunları için özel tasarlanmış anakartlardaki versiyonlarını bulup satın alıp getirip koysalarmış keşke. Ama yani belki onların da içinde başka firmaların da bir sürü firmanın hakkı vardır. Çünkü onların müzikleri falan da özeldi galiba. Özel müzikleri falan filan hepsi özel. Onlar belki çok büyük para kaynağı. Çünkü onu bir kere satıyorsun. Şey gibi. TV'ye bir filmi vermek gibi. Bir kere hakkını veriyorsun. Adam isterse akşama kadar yayınlıyor falan. Her gün koyuyor isterse. Atari salonlar da öyle. Yani o anakartı bir kere satıyorsun o atari salonuna. Adam jetonla onu oynattırıyor ve para kazanıyor oyunundan senin. Bir sürü paralar kazanıyor. Yıllarca onu kullandırtıyor. Herhalde o versiyonlar çok pahalı. Gidip konsol versiyonlarını bulmuşlar galiba. Pac-Man oynadık. O normaldi. Normal geldi. Çünkü Pac-Man zaten yavaş çalışma şey yok ki herhalde. İhtimali yok ki yani. Bu niye Steam'de çok yakında yazıyor onu anlamadım. Steam acaba çalışma mantığını mı kavrayamamış? Attığın adım şu pembe zamazingoyla. Belki Steam'e satın almalı gelecektir belki. Diyecek işte bir $50 ver. Al hepsi içinde oyunların falan. Bir yandan şey ama şu jetonları oyun içinde oyunları oynadıkça yaptığımız puana göre falan kassaydık daha mantıklı olurdu. Gerçek para yatırılması bir tuhafıma gitti. Yani bir tuhaf olmuş ama bir tür sanal atari salonu ortamı da azıcık yaratılmış gibi geldi sanki. Enteresan bir şeymiş. Evet arkadaşlar Epic Games de bunun gelecek hafta şu oyun içi zamazingolarını, harcama zamazingolarını verecek anladığım kadarıyla. Enteresan bir şey. 3 dice left ne? 3 gün kaldı bunu da koyacağız. 13 gün kaldı. Ne anlamadım. Niye 13 gün 3 gün kalıyor? Ayın oyunu. Enteresan. Belki hala gelişme aşamasındadır. Ya bunun sorunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu buraya haklarını almış ama bu oyunların hani insanlar parayı yatırmaz bence. Bunu elinde sonunda Epic Games şey yapar. Ya satalım. Yani bir 40-50 dolar bir şey verirsin ben de size pay edeyim. Olsun bitsin der tahminim. Geliştirici firma daha doğrusu. Antistream diye bir firma anladığım kadarıyla. Evet. Ama Epic Games'in bu oyun içi zımbırtısını
vermesi de enteresan. Hani oyun vermek yerine ara sıra bunu verebilir. Enteresan. Ama şeyini beğenmedim yani şu Mortal Kombat'ta Metal Slug'un grafiklerini beğenmedim. Çok daha iyi olan versiyonları var. Atari salonu versiyonları var. Onları keşke bunu bekleselermiş. Enteresan bir şeymiş arkadaşlar.